Pelin Akil ve Anıl Altan çifti nihayet muradına erdi. Uzun bir süredir birlikte olan çift dün akşam nikah masasına oturdu. Onlar sonunda muratlarına erdi. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bugünü bekliyorduk. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın nikahından çok özel görüntüler Magazin 8'de. Sonsuza kadar evet. Sonsuza kadar evet. Hatice Şentil ve Burak Sağ Yaşar çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Nikahtan önce hem yoğunluk oluyor hem insan heyecanlı oluyor. O yüzden aramadık. İçeride başka aynen öyle başka arkadaşlarımız var. Onlarla görüştük. Hatice Şentil deneyimli bir evli olarak bakın neler söyledi. Bize bir şey demek düşmüyor yani. Umarım mutlulukla uzun bir ömür yaşarlar. Birliktelikleri devam eder. Evet. Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da nikaha gelen isimler arasındaydı. Mutluluklar diliyoruz. Biz de onlar için burada bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Sedef Avcı evlenecek çifte mutluluk diledi. İnşallah çok mutlu olurlar. Her günleri bugün gibi olsun inşallah. Aslıhan Güner ve Mert Kılıç da genç çiftin mutluluğuna şahit olmak için nikah salonundaydı. Çok heyecanlıyım ben de Pelin gibi. Onların en güzel günü. Bakalım biz de yanlarında olmaya geldik. İnşallah her şey gönüllerince olur. Pelin Akil ve Anıl Altan dans eşliğinde nikah salonuna işte böyle girdi. Mayıs ayında romantik bir nişan töreni organize eden Anıl Altan çok heyecanlıydı. Pelin Akil ise çevreye gülücükler saçtı. Çiftin nikahı Kadıköy'de işte böyle kıyıldı. Sayın Anıl Altan ile evlenmek istiyorsunuz. Sonsuza kadar evet. Pelin Akil'in evet demesinin ardından aynı günün sabahında gelini evinden davullarla zurnalarla alırken oldukça keyifli olan Anıl Altan büyük bir heyecanla nikah memurunun sorusunu işte böyle dinledi ve cevap verdi. Sayın Pelin Akil ile evlenmek istiyorsunuz. Evet. Anıl Altan nikah memuru sizleri karı koca ilan ediyorum demeden heyecandan gelin öpebilir miyim diye sorarak salonda keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Bunlar güzel heyecanlar. Bir ömür boyu unutulmayacak hatıralar tabii ki. Çift bir ömür aynı yastığa baş koymak için imzalarını da işte böyle attı. Evet, tamam. Evet, Anıl Altan şık bir smokin, gelin hanımsa kolları tülden, şeffaf, derin göğüs dekolteli, kol ve yaka kısımları şık işlemeli bir gelinlik tercih etmişti. Çift röportajda da heyecandan adeta yerinde duramıyordu. Ben öpmeye başladım şahitleri. Öncesinde evet, komik olmasın. Evet. Çok eğlenceli bir nikah töreniydi. Öyle mi diyorsunuz? Biz pek farkındayız şu an ama. Öyle seni bayağı mutlu bize. Bayağı renk değişmişsiniz dedi. Öyle mi? Ben bunu uyumlu ben olsun ben de ter atıyorum diye. Şu anda. Diye çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bugünü bekliyorduk. Bacağım titriyor. Evet. Gerçekten öyle. Niye böyle oluyor? Sen evlisin galiba. Şimdi şöyle. Kız evinden gelini davulla zurnayla alma anı da Pelin Akil'in hala aklındaydı. Bir de en son o davulla gelmesi. Bayağı heyecanlıymış ya. Ben son günlerde bu heyecan belli oldu valla. Çift balayına aileleriyle birlikte Marmaris'e gidecek. Şimdi böyle yakın çevremizde aile ve arkadaşlarımızla yarın sabah hemen uçuyoruz. Ve Marmaris'te böyle küçük bir iki günlük küçük tatil yapıyoruz. Yani iki gece üç gün. Evet aynen Marmaris'te. Eğleneceğiz. İşi olmuyor falan mı? Ya işte haber beklediğimiz aynen. İşler var. O biliyorsunuz yüzden daha balayı programını yapamadık. Aynen. Ona göre kesin. Belki bir an oradan da gidebiliriz ya da iş durumuna göre sonrasında. Yani bir ay sonra iş önce gelir tabii ki. Önce i̇ş olmadan da balayına gidelim. Pelin Akil'in aklında bir konu daha vardı. Benim gelinliği beğendiniz mi bilmiyorum. Çok hoş, çok yakışmış. Özge arkadaşım işte. Özge Gezen'in onun tasarımı. Onun dışında böyle. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepsi son dakikada hazır oldu valla. Evet, hepsi son dakika hazır oldu. Gelinlik de damatlık da çok şık efendim. Takı törenine geçelim. Evet daha sonra hep birlikte bir hatıra alacağız.
fakat sizler açıyı kesmemeniz biraz sonra doğru olacak. Tamam peki. Hem kız hem de erkek tarafı yeni evli çifte çam sakızı çoban armağanı hediyelerini işte böyle takdim etti. Değerli izleyenler, bunlar da çiftin nikah şekerleri. Şekerlerin üzerinde çiftin çocukluk fotoğrafları bulunuyor. Her nikah şekeriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapılmış oluyor. Bağış yapmışlar.